Yeni Printek kendinden desenli tekstil folyoları. Merhaba, ben Selim Coşarcan. Bugün sizlere çok heyecan verici yeni ürünlerimizle geldik. Uzun süredir evden çekiyorduk videoları, bildiğiniz malum durumdan dolayı. Uzun süre sonra tekrar ofise geldik. Fakat ben mikrofonumu, ışıklarımın falan çoğunu evde unuttuğum için bugün sesim biraz boğuk çıkacak, kusura bakmayın. Ama çok çok güzel ürünlerimiz var. Çok heyecanlandık. Daha yeni gümrükten çekildiler. Vakit kaybetmeden sizlere bu videoyu çekmek istedik. 14 farklı desenimiz var. Bunlar baskese ihtiyaç duymadan hatta daha yüksek kalitede, daha canlı, daha güzel renklerle, daha dayanıklı bir şekilde desenli baskı yapmanızı sağlıyor. Yine normal düz renk flexlerde olduğu gibi istediğiniz şekli kesip transfer presiyle uyguluyorsunuz. 14 farklı rengimiz var. Bunlardan 12'si elastik foil denilen hot stamp foil, Türkçesini maalesef bilmiyorum, galiba Türkçesi yok. Böyle normalde serigrafi kalıbıyla tutkal aktarılıp sonra üzerine preslenen bir çok ince filmler vardır. Onların özel hot melt tutkalıyla birleştirilmiş kesime uygun halleri. Son iki tane, şu iki tane de poliüretandan yapılmış normal renklilere benzeyen ürünler. Poliüretanlar bir tık daha pahalı, bunlar bir tık daha ucuz. İnternet sitesinde bugün itibariyle satışını açtık. Orada bütün fiyatları görebilirsiniz. Hatta bağlantıları her zaman olduğu gibi aşağıda video açıklamalarına koyuyorum. Tıkladığınız anda ürün sayfasına gidebilirsiniz. Şimdi uygulamaya geçmeden tabii ki hem poliüretandan hem elastik foil'dan birer örnek yapacağım size. Uygulamaya geçmeden renkleri kısa bir tanıtayım. Çok kısa da şunu söyleyeyim. Sadece bunlar yeni değil. Brick, yani kalın olanı geldi. Sublu Block geldi. Simli Reflektif Rainbow geldi. Spor için bunlar da zaten esnek ama ekstra esneyebilen özel silikon ulaşımlılar geldi. Geldi de geldi. Bol bol video çekeceğiz size yakın zamanda. 4 gün evde, şimdi evden sokağa çıkma yasağı var. Orada da çekmeye çalışacağım çekebildiğim kadar. Ama devamlı video yayınlayacağız. Hatta bir önceki videoda maskeye baskı bölüm 2 gelecek demiştim. O yine geliyor. Bundan sonra onu çekip bitireceğim. Ama bu çok heyecan verdi. Araya bunu soktuk. Bu bütün yeni videolarımızı kaçırmak istemezseniz kanala abone olup zil işaretine basarsanız biz yayınladıkça YouTube size bildirim gönderir, kaçırmazsınız. Hem de bize çok yararı olur. Beğenme de çok işe yarıyor. Lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Renklere gelelim. Bu karışık renkli ürünümüz. Çizgi çizgi renkli ürünümüz. Bu ikisi özellikle çocuk kıyafetlerinde çok güzel oluyor. Şu yılan dokusu. Bu ikisi leopar. Biraz daha net, biraz daha çizgi çizgi olanı. Şu üçü çita deseni. Daha küçük parçalı, biraz daha tüylü gibi desenli grisi, beji. Bu dalgalı leopar diye geçiyor. Bu kare kare ekoset deseniyle leoparı karıştırmışlar, bir şeyler yapmışlar. Bundan çok az getirdik. Bakalım beğenilecek mi? Bunlar altın ve gümüş, kendisinden gül desenliler. Benim şahsi zevkime çok uymasa da yine güzel bir ürün. İki tane kamuflajımız var. Hem renkleri farklı. Poliüretan ve elastik foil. Poliüretan biraz daha opak bir malzeme, beyaz içeriyor. Farkındaysanız elastik foil'larda çok beyaz renke rastlayamıyorsunuz. Galiba beyazlı olanlar daha çok poliüretanda oluyor. Bunun tam üretim tekniğini daha bilmiyorum. Öğrendikçe de sizinle paylaşacağım. Ve Pink Zebra, o da özellikle çocuklara çok şeker şeyler yapılabileceğini düşündüğüm bir ürün. Şimdi bir tane kamuflaj yapalım. Bir tane de çita yapalım size. Onları keselim ve uzun süredir evde EcoPress kullanıyorduk. Çok özlediğim premium presimle size iki tane de baskı örneği yapayım.
Çok vaktinizi almamak için kesme ve ayıklama işlemini hızlı geçiyorum. Malzemeyi taktıktan sonra biraz ileri geri yapıp düz mü takmışız kontrol ediyoruz. Bıçak ucunu kontrol ediyoruz. Basıncı ayarlıyoruz ve ilk kez bu malzemeyi keseceğimiz için ufak test kesimi yapıyoruz. Gayet güzel kesmiş. Sadece malzemeyi kesmiş, taşıyıcıyı bırakmış. Kesim komutunu gönderiyoruz. Malzeme boşa gitmesin diye birkaç şey yan yana yerleştirdik. O yüzden ortasında atladım. Şimdi kesim işlemimiz bitti. Bu arada ekstra aksesuar olarak Printec Plotter'lara bu gördüğünüz sepeti de satmaya başladık. Yakında videosu geliyor. Ayıklama işleminde iyicene hızlandırılmış geçiyorum. Bildiğiniz üzere sadece çekerek ayıklıyorsunuz. Evet, ilk olarak kamuflaj baskıyı gri tişörte yapalım. Şöyle düz renk gri bir tişörtümüz var. Aşağı yukarı ortalayalım. Hem bir basıncına bakalım. 3 bar, 4 bar gayet güzel. Hem de biraz tişörtümüzü ısıtmış olduk. Şimdi tabii normalde ölçüp biçip koymak daha sağlıklı, yamuk yumuk olmasın diye. Biz ne de olsa bunları numunelik yapıyoruz. O yüzden çok fazla önemli değil. Normalde satmak için yapıyor olsaydım cetvelle ölçüp tam ortalardım. Hatta bir giyer üzerimde de denerdim nasıl duruyor, nereye yapıştırmalıyım diye. Amaç burada malzemeyi göstermek. Evet, üstte bir Emulop yapılmış Printec yazımız, altta da bir gergedanımız var. Yazılar nasıl böyle şekillendirilir görmek isterseniz Corel için kısa teknik destek kanalımıza, normal kanalımıza değil, bir video ekliyorum. Onu da size göre sağ üst köşedeki bağlantıya tıklayarak seyredebilirsiniz. Desenlerimizi yerleştirdik. Diğer ürünlerimiz de aynı sistem. Fabrika 150 derece 10 saniye diyor. Ben biraz daha garanticiyim biliyorsunuz. 155-160 derecede 10-15 saniyeyi tercih ediyorum. Sonuçta zarar vermiyor. Çok seri üretiminiz varsa vakit kazandırabilir. Bizim öyle bir durumumuz zaten yok. Sıcaklık soyulabilen bir ürün. Azıcık ılıtmak yeterli olacaktır. Direkt kaldırıyorsunuz ve işlem tamam. Fiksaj da gerektirmiyor. Yaparsanız zararı olmaz. Ekstra çok fazla bir yararı olacağını da düşünmüyorum. Çok çok güzel oldu bence. Koluna da bir tane Printec basalım. Bunu sonra giyerim de hatta. Aslında kol için yastık da kullanabilirsiniz. Ama bu ufak bir baskı. Çok yastıkla uğraşmayalım şimdi. Yani şurada dikiş var. Ben yastığı alayım, garanti olsun. Yastıksız da yapabilirsiniz. Şuradan yastığımızı alalım. Tabii şimdi yastık koyunca basıncı, yani kafa yüksekliğini biraz değiştirmemiz gerek. Onu unutmayın. Biraz kaldırıyoruz. Evet, test edelim. Tamam, gayet güzel. Printec yazımızı da yerleştirdik. Düz oldu mu? Oldu sayılır. İyi akşamlar. Anahtar masanıza baktım. İyi akşamlar. Ilıtalım ve çekelim. Şimdi bir de bonus yapayım size. Şimdi bonus olarak size bir de brick yapacağım. Daha önce numunelerden kesmiştim. Bugün vaktim olmadı. Bu yeni ürünlerle interneti açmak için falan uğraştık. Bu kalın ürün 690 mikron. Bizim normal poli üretenler aşağı yukarı 80-90 mikron.
Yani 7 katı kalınlığında. Normalde kalın güzel değil deriz biliyorsunuz. Ama bunun özelliği kalın olması, çok çok farklı bir dokusu var. Bu renkte siyah çok esprili olmayacak. Ama en azından fragman niyetine bir ürünü göstermiş oluruz. Şurada dikişler vermiş ama bir şey olmaz. Önümüzdeki günlerde de size bilek için detaylı bir video çekeceğim. Şunu yapıştırdıktan sonra da basıncı tekrar artıralım. Size elastik foil'ın leopar versiyonunu göstereceğim. Aynı derece, aynı saniye. Bunda ama soğuk soyacağız, sıcak soymayacağız. Klasik, ben bir cama yapıştırayım. Havalar da ısındı artık, camları da çok hızlı soğumuyor. Şimdi yakın çekimden göstereceğim. Çok şeker bir malzeme, ben çok beğeniyorum açıkçası. Sıra geldi leopara. Ben deminden beri hep leopar diyorum ama yanlış söylüyorum, çita kestik. Elastik foil'la Pattern PU'nun uygulaması birebir aynı. O yüzden hızlı geçiyorum. Bu arada aklınıza takılan bütün soruları aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. En kısa sürede cevap vermeye çalışıyoruz. Çok güzel çita dokulu bir timsahımız oldu. Evet, uygulamalarımız bitti. Kamuflaj şu anda benim üzerimde. Şöyle göstereyim. Esnekliğini de gayet güzel. Biraz şu şekilde gösterebilirim. Bu poliüretan olan elastik foil çitamız. Yine gayet güzel esniyor gördüğünüz üzere. Hiçbir sıkıntısı yok. Çok çok güzel oluyor baskılar. Gerçekten çok heyecanlı anlatıyorum bu ürünleri. Uzun süredir bekliyorduk zaten. Bu video için söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Bunu araya sokmuştuk. Bir sonraki videoda maske baskısı bölüm 2 geliyor. Ondan sonra da peyderpey bilek, yani şu sırtıma yaptığım kalın ürün. Ondan sonra simli reflektif rainbow ürün geldi. Onu göstereceğiz. Stretch silikon ekstra, yani bunlar da böyle güzel esniyor, sıkıntı değil ama çok çok daha fazla esniyen özel silikon malzeme, biraz pahalı ama. Subliblock bizde eksikti, çok kullanılmıyor ama o da geldi. Düşünüyorum. Reflektif beyaz ve altın rengi geldi. Sadece gümüşle gri vardı biliyorsunuz. Zamanla daha da arttıracağız renklerimizi. Düşünüyorum, o kadar çok çeşit geldi ki. Bu elastik foil'un metalikleri gelmeye başladı. Eski metalikleri biraz indirimde yapacağız. Daha internette eklemek için vaktimiz olmadı. Eski metaliklerimiz çok esnemiyor. Onlara indirim yapıyoruz. Yeni metalikler gelmeye başlıyor. O da aklınızda olsun. Yine hepsinin linkini açıklamalara koyacağız. Şimdilik bu kadar artık. Ürünler o kadar hoşuma gidiyor ki ne diyeceğimi şaşırdım. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki 4 gün sokağa çıkma yasağında evden sizler için yeni videolar çekeceğim. Artık hepsini eve taşıyamam. Taşımak da zor olur, yerde zor olur. Birkaç tanesini seçeyim, götüreyim. Hem video çekerim, hem biliyorsunuz Instagram'da kısa kısa bir dakikaya geçmeyen şeker şeker videolar yapıyoruz. İlgi uyandırıyor, detayını YouTube'da anlatıyoruz. Instagram'a da birkaç tane video bu arada koyarım. Çok çok teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi akşamlar.